Evet. İyi Merhaba. akşamlar. Ben de hareketliyim. Ekranın altında olunca hareket etmiyorsun. Ben anladım senin hikayeni. Valla bilemedim. Geçen sefer de aynı şey oldu. Canlı yayına ben bağlanmak istediğimde fotoğrafım bağlandı. Ben bağlanamadım bir türlü. Tamam Selim'ciğim. Sorun değil. Tekrar hoş geldin. Ben de hoş Hoş geldim. bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Başlıyoruz. Evet. Evet. Katılımcılarımıza bakalım. Güzel. Beklememiz gereken var mıdır? Çünkü bir önceki yayına gelip de şimdi görmeyen varsa hemen hemen yok gibi. Peki, o zaman başlıyoruz lütfen. Başlayalım. Şimdi seninle de konuştuğumuzda Türk İstiklal Harbi'nin biraz da değişik tarafını konuşalım dedik. Hep biz böyle kendi içimizde bu işi konuşuyoruz. Sanki olay sadece Evet. Anadolu'da geçiyor. İşte Evet. sadece evet Yunanlar geldi, işgal etti. Biz de bir özgürlük mücadelesi başlattık. Hikayesi uzundur, zordur ama dünyada bu arada sadece bu olmuyor. Aynı zamanda bu oluşuma, Anadolu'daki bu olaylara etki eden bir sürü de faktör var. Şöyle Tabii. kısaca özetleyelim. 1918'de Birinci Dünya Savaşı bitmiş. Doğru mu? Ve 30 Ekim 18'de de Mondros imzalanmış. Şimdi Mondros'tan sonra dönüp Anadolu'ya baktığımızda ve de tarafların Anadolu'ya bakışlarına veya mevcut durumlarını şöyle bir geçerek başlayalım lütfen. Şimdi özellikle zaten bu konuyu konuşmak isteme sebeplerimden bir tanesi buydu. Yani Sakarya'yı zaten konuşuyoruz. Büyük taarruzu konuşuyoruz, konuşacağız. Yani olayın milli mücadelenin cephedeki kısmından zaten bahsediyoruz sürekli. Fakat bizim eğitim sistemimizde de aynı şekilde olan bir eksikliğimiz var. Yani o eksiklik de şu. Kendi yaşadığımız coğrafyadaki normal kendi tarihimize bile çok vakıf değiliz. Ben hatırlıyorum Kayseri'deydi yanılmıyorsam sokakta röportaj yapıyorlardı vatandaşlara. Çanakkale Harbi'nde kiminle savaştık diye soruyorlardı ve cevaplayanların da çoğu lise ya da üniversite öğrencisiydi en acı tarafı. Şıklar vardı. Bir tanesi Amerika değildi. Amerika bizim dostumuz. Kesin Moskova'da Ruslardır, komünistlerdir demişti. Bir tanesi komutan kimdi diye sorulduğunda Kenan Evren'di demişti. Yani normalde aslında kendi tarihimize de biz çok vakıf değiliz. Maalesef. Ama kendi tarihimizi bilmek de yetmez. Yani bizim yaşadığımız coğrafyayı hakim olabilmek için ne bedeller ödediğimizin anlaşılması için bu sürece nasıl gelindiğini ancak ve ancak etrafımızda da neler olduğunu bilirsek vakıf olabiliriz. Çünkü yani o zaman bunlar bilindiği zaman neden İngilizler bir kurşun bile atmadan İstanbul'u terk ettiği zırvaları ya da Fransızlar neden durup dururken savaşmayı bıraktılar gibi akıllara ziyan sorular olmaz. Şimdi bir kere her şeyden önce şunun adını koymamız lazım. Yani her zaman altını çizdiğim, vurguladığım bir ifadedir bu. Dünya bizim etrafımızda dönmüyor. Birinci Dünya Savaşı sadece bizim coğrafyamızda bizi yenmek için yapılan bir savaş değildi. Bu bir emperyal paylaşım savaşıydı ve paylaşılacak pastanın yayıldığı alan çok genişti. Ve en önemlisi şu, savaştığımız, mücadele ettiğimiz devletlerin hepsinin birer iç dinamiği vardı. Şimdi keza şunu mesela örnek olarak verebilirim. Biliyorsunuz işte Suriye'de daha önce Irak'ta Amerikan birlikleri geldi işte o İkinci Körfez Savaşı'ndan sonra yerleşti. Yok Amerikalılar gitti gidecek. Çünkü ülkelerinde çok ağır bir baskı vardı. Yeter artık bu ciddi bir ekonomik külfet oluyor. Yani neden orada biz 20 bin asker tutuyoruz hala diye. Ve eninde sonunda Amerikan başkanları yavaş 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 o askerlerini oradan uzaklaştırmaya çalıştılar. En azından çözüm aradılar. Trump bile hatta Suriye'deki bütün ordumu çekeceğim dedi. Sonra gerçi üstüne asker ekledi ama başka hesap vardır içinde. Yani diyeceğim şey şu. Ülkelerin iç dinamikleri asıl belirliyor dışarıda yaptıkları her şeyi. Bütün Evet, eylemleri. evet, evet. Şimdi Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihte bizim karşımızda kimler var? Brest-Litovsk'la oyundan düşmüş, devrimi yaşadığı için tamamen artık rejim değiştiği için zihniyetin en azından görünürde değiştiği bir Rusya var.
Bolşevizme doğru kaymış ve demiş ki arkadaş ben sizinle savaşmıyorum. 1917'de kesmiş bu olayı. Ama İngiltere, Fransa, İtalya ve dikkat perde arkasında Amerika Birleşik Devletleri hala devam. Ve Yunanistan tabii ki son anda yani çok nazlansa da Birinci Dünya Savaşı'na İtilaf Devletleri Antant kapsamında dahil oldu. Ve sonunda da pastadan payını istedi. Yani. Kendisine söz verilen, vaat edilen toprakları istedi. Şimdi bu ülkelerin normal koşullarda hepsiyle biz bir şekilde savaştık. Kimisiyle daha fazla yoğun savaştık, kimisiyle daha az savaştık. Mesela İngiltere, her cephede savaştık bu adamlarla, Galiçya hariç. Yani Arap Yarımadası'nın her yerinde, Kanal'da, Çanakkale'de sürekli karşımıza bu adamlar çıktı. Fransa ile biraz daha az münasebetimiz olduğu açıdan. Yani Fransızlarla yoğun olarak işte Setülbayır cephesi, yani Çanakkale'de bir hukukumuz var geçmişe dayanan. Ama onun dışında mesela İtalyanlar biraz daha geri planda. Amerika neredeyse Amerika ile hiç savaşmadı. Ama baktığınız zaman İtilaf Devletleri, Blondu bunlar var. Şimdi tabii Mondros'tan sonra ülkenin hali perişan. Yani tamam komutanlar ellerinden geldiği kadar artık trajik son ortaya çıktığında yavaş yavaş orduları Anadolu'ya doğru, ana vatana doğru çekmeye, silahları Anadolu'ya, Toroslara doğru çekmeye çalışmışlar. Fakat ne olursa olsun Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak bastığı günkü askeri koşullarımız asla ve asla bu cephenin tamamıyla aynı anda tek seferde bir savaş vermeye müsait değil. Yani içlerinden herhangi birisiyle bile uzun süreli muharebe götürmeye müsait değil. Mesela Salahi Sonyer Hoca'nın kitabında çok güzel bir ifadesi vardır. Orada bir analiz yapar ve iki büyük meydan muharebesini peş peşe çıkartacak donanıma, cephaneye, silaha sahip değildik der. Şimdi bu şartlar altında bizim elimizde neler vardı? Bizim elimizde tabii İstanbul'daki, Trakya'daki ve Gelibolu'daki kolorduların cephaneliklerinden yararlanma ihtimalimiz olmadığına göre Diyarbakır'daki 13. kolordu temel olarak, Erzurum'daki 15. kolordu. Yani bu ikisinin cephaneliğini ve Ankara'da, Konya'da 20 ile 12 iki kolordunun elinde ne varsa artık ki onların çok güçlü olmadığını biliyoruz depolarının. Bunlara muhtacız. Bu durumda bizim bir şekilde en azından bunların hepsiyle aynı anda savaşmak yerine birinden başlayıp öbür taraftan da en azından ittifak benzeri bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani bu kaçınılmaz. Her tarafımızda muharebe potansiyeli var. Bir kere her şeyden önce iştahı açılmış bir Ermenistan var. Taşnaklar var. Hemen yukarıda Gürcistan. Yani adı çok geçmez ama bizim Gürcistan'da da sağlam bir askeri mesaimiz var. Özellikle milli mücadelenin başında. Dolayısıyla bizim en kolay yapabileceğimiz şey o dönemde Mustafa Kemal Paşa oturmuş, düşünmüş, taşınmış ve önce Doğu cephemizi sağlama almamız lazım. Bunu da nasıl yapabiliriz? Çok sevdiğim bir ifade değildir benim, düşmanımın düşmanı dostumdur, ama yani o anda düşmanımın düşmanı en azından düşman olmayacağım kişidir şeklindeyiz Sovyetlerle. Sovyetler de bunun farkında çünkü bir kere her şeyden önce İngilizlerin bir Kafkas Setti olayı var. Kafkas Setti nedir? Kısaca ben bilmeyenler için şunu öylece açıklayayım. Bolşevizm İngiltere ve Fransa açısından çok büyük bir tehlike. 1917 sonunda artık İngilizlerin ve Fransızların tutuşmasına neden olan şey Sovyetlerin devrimi. Ve Londra'da kendi aralarında görüşüp bir mutabakata varıyorlar. Diyorlar ki bizim bir şekilde Avrupa içine ve bizim hegemonya sahamıza, hükümranlık alanlarımıza yayılmasını engellememiz lazım. Nasıl yapabiliriz? İngiltere Kafkas Setti projesiyle, işte Transkafkasya dediğimiz Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan hattında bir nüfuz alanı yaratarak bir tampon oraya oluşturacak. Zaten bir şekilde Osmanlı Devleti'ni pasifize ettiği için ve sahasına işgalci olarak yerleştiği için büyük oranda o da bir sorun olmaktan çıkıyor. Fransızlar da
Rusya'nın güneyinde asıl yatırımlarının yoğun olduğu bölgeye çıkartma yaparak orada Beyaz Ordu'ya, yani Kızıl Ordu'ya karşı mücadele eden Çarlık güçlerine, Çarlık Rusyası taraftarı güçleri, işte General Denikin, Kuzey'de Amiral Kolçak, onlara destek verecekler. Ve bunu da yapıyorlar. Yani 1918'in sonunda Fransızlar yaklaşık 40-45 bin kişilik bir kuvvet çıkartıyor. Bunun içerisinde iki Yunan tümeni de var, Polonyalılar da var. Öbür taraftan hemen batıda Nereye çıkartıyorlar tam olarak Fransızlar, Rusya? Odessa, Kırım'a çıkartma yapıyorlar. Kırım. Yani Kırım. Rusya'nın güneyi dediğimiz aslında Rusya'nın bizim güneyi. kuzeyimiz, Karadeniz'in. Tabii Evet. tabii tabii. Aha, tamam. Şimdi öbür tarafta da Polonyalılarla Lehlerle aralarında çok ciddi bir sıkıntı var. Bildiğiniz savaş halinde Kızıl Hı Ordu hı. Polonyalılarla devrimden sonra. Ve İngilizler başta olmak üzere onları, İtilaf Devletleri çok sağlam destekliyorlar. Silah, cephane, mühimmat. Ve bu muharebeler uzayıp gidiyor. Şimdi Sovyetlerin de başı dertte. Yani Sovyetler bizim kara kaşımız, kara gözümüz için, ya da hep söylenir ya, işte Anadolu'da bir milli mücadele var. Milli mücadele komünizme dönerse ümidiyle yardım ettiler. İşte Mustafa Kemal Paşa yardımları aldı, sonra sırt çevirdi, onları kazıkladı. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sovyetler en başta, daha bakın, Osmanlı toprakları işgal edilmiş, İstanbul işgal edilmiş, Mustafa Kemal Paşa ve diğer bütün komutanlar, tabii yakalanıp derdest edilip Malta'ya sürülmeyenler, hepsi İstanbul'da. O 6 aylık süre içerisinde onlar nasıl yeniden bir milli mücadele başlatırızın arayışındaysa, Ruslar da hazır eline geçirdiği bu fırsatta hegemonya sahasını yaymak için Türkiye'de, yani Anadolu topraklarında bir şey yapıp yapamayacağını bakıyor. Ve şunu fark ediyorlar. Diyorlar ki ya, bu adamlarda okuma yazma oranı korkunç derecede düşük. Bu adamlarda sınıf bilinci yok. Bu adamlarda İstanbul'un haricinde bir burjuva sınıfı yok. Artı bu adamlarda tamamen bir tarım toplumu, işçi sınıfı yok. Yani biz bu şartlar altında, bu topraklarda bir devrimi ateşleyemeyiz. Bir iki ufak denemeleri var. O da nerede biliyor musun? Kars, Ardahan, Erzurum bölge. Ha? Yok yok, Kars, Erzurum. çok güzel, Ha. çok güzel söyledin hakikaten. Sınıf bilinci olmayan adama devrim anlat. Hadi Yani bakalım. evet. Yani o Evet. adamın söyleyeceği tek şey devrim yatak odasından başlar diyecek o zaman. Yapacağı bir şey yok yani. Bize Şimdi karşı argüman olarak o kullanıldı ya yıllarca. evet. Yapamayınca böyle. Şimdi Hatta pardon Selimcim, şeyi eklemek isterim. Yanlış söylersem lütfen düzelt. Büyük taarruzdan önce meşhur Ilgın'da bir 5. Süvari Kol manevralar. Ordusu manevrası sırasında Azerbaycan ve Rus büyükelçileri de orada. Hatta Evet. orada Ilgın aynı zamanda Süvari Kol Ordusu'nun hem karargahı hem de okulu. Doğru. Seyis Okulu'nun, evet, Seyis Okulu'nun diploma töreni var ve Bak, diplomayı verirken de süvari konusu açılınca hemen süvari yok paşası, yok, evet. buradan seninkine bağlayacağım. Diplomayı verirken seyis adayı ile birlikte işte bir komutan geliyor, son çiviyi, nalın son çivisini birlikte çakıyorlar. Ondan sonra ve diplomayı şey yapıyor. Rus büyükelçisinden rica ediyorlar diplomalardan bir tanesini vermesini. Daha önce de biliyoruz ki Ruslar sürekli olarak, hani Türk ordusunun gücü belli. Hani siz gitseniz İzmir'e kadar gidersiniz. Biz de Zonguldak tarafından asker çıkaralım. Hani biz de buradan ufak ufak İstanbul'a yürüyelim teklifleri var Mustafa Kemal Paşa'ya. Hiçbir zaman Var. buna, evet, buna cevap vermiyor. Sonrasında bu tatbikata davet ediyor Rus Büyükelçisini. Ve orada tatbikatla görünce 5. Süvari Kol Ordusu'nun güzel organizasyonunda görünce çiviyi çakarken diyor ki Rus Büyükelçisi, yani ben cevabı aldım anlamında, dilerim bu atla İstanbul'a girersiniz diyor. Yani Güzel. dengeler her zaman o kadar hassas Tabii. gidiyor ki, değil mi? Yani Tabii, Rusya'nın tabii. tabii ki talepleri var. Şimdi 1917'de bir devrim yapmış. En kısa sürede kendine bir müttefik, müttefiklerle kendini çevirmesi lazım. Bilmiyorlar mı yani Avrupa'nın ona karşı tutumunu? müttefikten de önce ben şeyin altını çizeyim tekrar.
Dur, altını çizmeden üstünden bir daha geçeceğim bir konu var özellikle. Hani şu Tamam. Sovyetlerin Türkiye'de Bolşevizmi yayma çabası konusu. Yani onu tamamlamadan kapatmayalım. O önemli bir Tamam, konu. Çünkü tamam, o tamam. çok gündeme gelir. Yani derler ki, işte sen de duymuşsundur illaki. Mustafa Kemal Paşa yardımları aldı aldı sonra sırt çevirdi. Kazıkladı Rusları Ya falan diye. Öyle bir Ruslar şey da yok. bu kadar Bak. saf çünkü, değil mi? Tabii canım ya bak. Şimdi Sovyetlerin belgelenmiş, hatıratlarda yer alan, yani resmi arşiv belgelerinde olan Çiçeli'nin kendi konuşmalarında Sovyet şeyde meclisindeki, parlamentosundaki konuşmalarında olan ifadeler bunlar. Bakın, Çiçeri'nin vardı, Çiçeri'nin zaman. Devam et sen, sen devam et. 1700'lü yıllarda Sovyetler'de dini bir kırılma yaşanıyor. Yani Avrupa'daki reforma benzer bir Ortodoks kilisesinde bir yapılanmaya gitmek istiyorlar. Şimdi dallanıp budaklanıyor gibi gelebilir konu dinleyicilere ama inanın bu bahsettiğim şeylerin hepsi biraz sonra birbirine eklendiğinde neden dışarıda olup biten her şeyin bir örümcek ağ gibi döne dolana gelip eninde sonunda burayı etkilediğini anlayacaksınız. Şimdi bakın bu reform hareketi sırasında konu da çok basit bir konu aslında. Bir takım sınırlamalar ya da bir takım yenilikler getiriyor kilise. Hatta buna o Çiçerin geldi. Evet. Çiçerin dedin. Çiçerin. Çiçerin, bizde Evet. böyle Meşhur prodüksiyon affetmez. Evet. Devam et lütfen Selimciğim. Dışişleri Başkomiseri, onlar bakan yerine komiser ifadesini kullanıyorlar. Dışişleri Komiseri Çiçerin. Biraz sonra bahsedeceğiz. Yine koymaya hazır ol sen bir fotoğrafı Emre abi. Tamam. Bu reform sırasında bölünme süt mevzuundan çıkıyor. Haftanın belli günlerinde süt içmeyi yasaklamaya kalkıyorlar. Ve bazı Rusya'da. cemaatler, bazı mezhepler var. Bunlardan biri de Molokanlar diye bir tarikat, bir cemaat. Bunlar diyor ki kardeşim biz günün istediğin saatinde, haftanın istediğimiz gününde süt içeriz. Bize bunu kimse karışamaz. Tam tersi de olabilir bu arada. Yani süt içme yasağı kaldırılıp bunlar hayır biz içmeyeceğiz inan. Ya böyle bir saçma süt mevzu var. Artık o kadar Süt üzerinden bir mevzu, evet. evet ya süt bardağını doldurmayacak bir mevzudan olay çok büyüyor. Tabii bunlar askerlik yapmaya karşılar, şiddete karşılar, bir takım böyle yan argümanları da var. En sonunda artık kiliseyle anlaşmazlık öyle bir boyuta geliyor ki onları iteleye iteleye bizim Kars Ardahan'a kadar getirip atıyorlar. Ve Molokanlar bir şekilde hani bizim toprağımız onların toprağı işte o 93 Harbi sırasında Ruslar tarafında kalıyorlar. O gelgitler sırasında Molokanlar mesela bizim toprağımızda kalıyor bir ara. Bir kısmı bazı köylerini. Ve Rus ilk atanan Rus büyükelçisi Ankara'ya gelmeden önce yaklaşık bir ay kadar o bölgede kalıp o köyleri dolaşıp tek tek Bolşevik propagandası yapıyor. Bak orayla sınırlı. Ha bu demek değildir ki Anadolu'nun geri kalan kısmında hiç komünist propaganda yapılmadı. Ya başka kaynaklardan işte Yeşil Ordu faaliyetleri var. Ondan sonra Halk İştirakı Fırkası yani başka bir takım girişimler var ama Sovyetlerin temel ikili ilişkileri etkileyecek boyutta önceliği Türkiye'nin Bolşevikleşmesi değil. Nokta. Şimdi devamına gelelim. Ekleme yapayım. Yunan ordusu içerisindeki Komünist Parti üyelerinin de Yunan ordusunun Asya Minor'daki operasyonuyla ilgili muhalif tutumları, hatta idamlar falan da var. Çok ilginç, değil mi? Ya o şimdi şöyle çok büyütülen bir olay. Yani aslında hani bahsedildiği gibi böyle bir tümenin ayaklanması falan Yok değil. yok Yani bir yok yok tabur bu bile kadar. değil. Yani Evet. ancak 1,5 bölük büyüklüğünde bir yapı. Yani 200 kişilik bir yapı. Ama tabii önemli olan şey şu. O can pazarında işgale geldiğin toprakta tam taarruzun arifesinde kazan kaldırıyor adamlar. Bunlar işte insandır, kardeştir, komşumuzdur. Biz Evet, onlara evet. silah atmayız. Yani bu tabii bizim açımızdan romantik, güzel bir anekdot ama hani Yani 200 küsur idamdan bahsedilir aslında tabii Yunan hani ordusu. Evet. savaşın İsyan neticesine çünkü. ne kadar etki etmiştir çok büyük bir etkisi yok ama Mutlaka, yani mutlaka. Evet. ordu içerisinde moraller açısından falan tabii biraz etkisi olmuştur. Şimdi Rusların temel derdi şu Emre abi bu Kafkas Seddi olayı.
Yani bu en büyük korkuları. Çünkü devrimden sonra Sovyetlerin de yaşadığı çok ciddi bir ekonomik buhran var. Açlar. Yani o çılgın Türklerde de Mustafa Kemal Paşa'nın hani istihbarat şube müdürü Binbaşı Baki Bey'e bir ifadesi vardır. Binbaşı Baki Bey gelir der ki paşam tam bu Azerbaycan Büyükelçiliği'ndeyken galiba Zaharov'un adamları, ajanları bizimle temasa geçmişler İstanbul ekibiyle. İstediğimiz yerde teslim edilmek ve bedeli savaştan sonra ödenmek üzere hangi silahtan istiyorsak vereceklermişler. Paşa da der ki bizim çocuklara söyleyin bütün irtibatı kessinler. Herhangi bir şekilde de onunla bir daha görüşmesinler. Binbaşı Baki Bey şaşırır hani silah ihtiyaç da var. Bak çocuklar şu yarı aç yarı tok olduğumuz dönemde dahi biz sırf minnet altında kalmamak sonra borcu ağır bedelle ödememek için Ruslara 800 ton tahıl gönderdikler. Gerçekten Ruslar bu 800 ton tahıla muhtaç durumda. Çok açlar o sırada. Ve bel Üstelik bağladıkları şey Zaharov kim? Baziz Zaharov. Bu bir silah tüccarı. Ya yani bu warlord denen adamlardan. Yani şimdinin Yani warlordlarından bir tanesi o dönemde. Rus ismi söyleyince yani Rus diplomat falan diye adam bir silah tüccarı. Değil, değil, değil. Hayır, Evet. Basil Zaharov, hatta Yunan bulaşıklığı olan, İngiliz vatandaşlığı olan, değişik karanlık bir adam bu adam. Bildiğiniz silah tüccarı. Evet. Din imanı para olduğu için herkesle, her şekilde birliktelik kurup ona silah satabilecek potansiyelde bir adam. Şimdi bu Kafkas Seddi Rusların en büyük korkusu. Çünkü eğer bu olur ise en büyük bel bağladıkları şeylerden bir tanesi Bakü petrolleri. İkincisi de bu Bakü petrollerini bir şekilde dışarıya gönderebilecekleri ve diğer ürünlerini gönderecekleri Batum limanı. Yani Bakü ve Batum Ruslar için hayati öneme sahip. Dolayısıyla İngilizlerin de o bölgede çok ciddi yığınakları var. Bakın İran'ın kuzeyinde o dönem İran'da çok ciddi İngiliz işgali altında olan bir bölge var Kuzey İran'da. Ve orada mesela bir Hint alayı var 3000 askerlik. Bağdat'ta 300 uçaklık bir filosu var İngilizlerin. Yani bölgeye ciddi bir askeri yığınakla Dönemiş. yapmış Evet. durumdalar ve Sovyetlerin en büyük korkularından biri bu. Biri de şu, Kırım'daki az önce bahsettiğim Fransızların örgütlediği çıkartma nedeniyle General Wrangel'le yapılan oradaki savaş durumu, Polonya cephesi, kuzeyde Amiral Kolçak'la Kızıl Ordu'nun savaşması, neredeyse bütün askeri gücünü buralara göndermek zorunda kalmış. Yani Transkafkasya bölgesinde 3 Kızıl Ordu varken ikisini de oraya gönderince sadece 11. Kızıl Ordu kalıyor tek. O da zayıf. Dolayısıyla burayı tek başına korumasına, kurtarmasına imkan yok. O yüzden bir an evvel Rusların Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ı bolşevikleştirip kendi rejiminin altında toplaması lazım. Yani daha sonra da Sovyetler Birliği olacak olan yapının temelini atmaya çalışıyorlar ama güçleri yetmiyor. Ve eğer bu bileşende milli mücadele gücü eğer yetmeyip de mecburen İtilaf devletleriyle anlaşma yoluna gidecek olursa, yani İngilizlerin önünü kesecek bir Türkiye olmaz ise bu çember kapanır, Ruslar aç kalır ve devrim daha başlamadan biter. En büyük korkuları bu. Dolayısıyla bize muhtaçlar ve Mustafa Kemal Paşa bunu çok iyi etüt etmiş, anlamış. Ay zaten Türkler daha önce de İngilizlerin yolunu bir kez kesti. 1915'te Çanakkale'de E aslında tabii. hep bahsedilir ya yani Karadeniz'e çıkamayan bir İngiliz ordusu devrime vuracağı çok ciddi bir darbe engellenmiş diye. Bu yıllar önce bize sorulmuş olan bir soruydu. Çok mesela bakın yine biz Çanakkale'yi sadece kendi içimizde değerlendiririz. Aslında Çanakkale'deki zaferin Rusya için de çok ciddi sonuçları var. İngilizler için sonuçları var. Olmaz olur mu? Evet yani Olmaz olur mu? ne kadar hepsi birbirine bağlı? Peki devam et Selimciğim lütfen. Şimdi hal böyle olunca bir kere Sovyetlerle olan ilişkimiz tamam Mustafa Kemal Paşa gerçekten hani geçmiş diplomasi tecrübesi işte Sofya Ateşe militerliğinden falan gelen onun verdiği terbiyeyle son derece kibar ve son derece seviyeli bir şekilde yaklaşıyor Ruslara. Ama bu şu demek değil. Taviz veriyor. Asla. Yani ilk günden son ana kadar gördüğünüz net şey şu. Hiç eyvallahı yok. Hiç eyvallahı yok. Tam sarı zeybek. Hani şimdiki ergenlerin bir ifadesi var ya gidere gider. Hani doğu Atar tarafımı ben atar. sağlama atar atar gidere gider. Yani doğu tarafımı sağlama alayım.
bu da Sovyetlerle birlikte olmak zorundayız gibi bir düşünce yok. İnceldiği yerden kopsun şeklinde. Ama bunu yaparken dediğin gibi kesinlikle böyle bir içi boş bir egoyla ya da içi boş bir cesaretle, deli cesaretiyle yapmıyor. Attığı her adım dengeli bir adım. Mesela bakın, en önemli örneklerden bir tanesi şu. Sivas Kongresi toplanıyor. Sivas Kongresi'nin toplandığı tarihlerde İstanbul'daki Karakol Cemiyeti, yani İttihat ve Terakki ile bağlantılı gizli örgüt, direniş örgütü, allem ediyor, kallem ediyor. Bekir Ağa bölüğünden Halil Paşa'yı kaçırıyor. Halil Kut Paşa'yı. Kutülamare kahramanımız Halil Kut Paşa'yı kaçırıyor. Aynı tarihte eş zamanlı olarak da ya Tiflis ya Batum, oradaki cezaevinden de Nuri Killigil Paşa'yı kaçırıyorlar. Şimdi bunlar kimdir bilmeyenler için açıklayalım. Nuri Paşa Enver Paşa'nın kardeşi, Halil Paşa da kendisinden 1-2 yaş büyük amcası. Fakat gerçekten ordu komutanlığı yapmış, Türk tarihine iz bırakmış insanlar bunlar. Ve en önemlisi Halil Paşa'nın ve Nuri Paşa'nın da Azerbaycan, yani Transkafkasya bölgesinde ciddi nüfuzları var. Tanınıyorlar, biliniyorlar. Mustafa Kemal Paşa haber gönderiyor, çıkar çıkmaz. Karakol Cemiyeti onu kaçırdıktan hemen sonra Halil Paşa'ya acil gelsin diyor. Ve Halil Paşa işini gücünü bırakıp direkt Sivas'a Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gidiyor. Mustafa Kemal Paşa ağır ateşli hasta olmasına rağmen kalkıyor yerinden, arabaya atlayıp üstü açık arabayla geldiği köyden onu alıp Sivas'a getiriyor. Yaklaşık 10 gün beraber kalıyorlar. Ve bu 10 gün içerisinde tabii bir takım birbirlerinden endişe ettikleri, şüphe ettikleri, temkinli yaklaştıkları konular da var. Hatta Mustafa Kemal Paşa açık açık soruyor Halil Kut'a. Diyor ki, peki paşam diyor, açık soracağım size. Çıkıp Enver gelse ne yaparsın? O da diyor ki paşam inan Enver'in de niyeti kesinlikle milli mücadelenin başarıya ulaşması olacaktır. Ben buna sizi temin ederim. Ama eğer böyle bir durum olursa elbette ki Enver'i ikna etmeye çalışırım. Edemezsem de yerim burası. Yani bunu açık söylüyor. Tamam diyor Mustafa Kemal Paşa ikna oluyor. Ve Halil Kut'u bir binbaşı görünümünde önce Erzurum'a Kazım Karabekir'in yanına, oradan Azerbaycan'a Nahçıvan üstünden epey meşakkatli bir yolculukla, hatta Azerbaycan'daki Rusların girip Sovyetlerin orayı Bolşevikleştirme adı altında yaptıkları kıyıma da şahit olarak Moskova'ya ulaşıyor. Ve Türkiye adına, yani Türkiye derken Ankara hükümeti olacak hareketin, milli mücadelenin, direnişin Ruslarla ilk temasını Mustafa Kemal Paşa adına kuran kişi Halil Kut'tur. Halil Kut Paşa'dır. Aynı tarihlerde Berlin'deki yaptıkları görüşmelerden sonra Talat Enver ve Cemal Paşalar, önden 3 Haziran'da Cemal Paşa gelir, bahsettiğim 1920 yılı. Daha sonrasında Enver Paşa gelir ve onlar da bir yandan Talat Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile mektuplaşarak, danışarak beraber Moskova ile irtibat kurup milli mücadeleye yardım etmeleri, para göndermeleri, silah göndermeleri yönünde telkinde bulunurlar. Kendi kişisel gözlemlerini de rapor olarak gönderirler. Yani ilk bizim temasımız bu şekilde başlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 3 gün sonra Ankara hükümetinin ilk resmi teması, neredeyse yaptığı ilk icraatlardan bir tanesi, Lenin'e hitaben Mustafa Kemal Paşa'nın meşhur bir mektubu vardır. O mektubu yazar ve bütün ikili ilişkiler bu şekilde başlar. Ben çok fazla bu konuyu uzatmayayım. Yani çok inişli çıkışlı giden bir grafiktir bu. Nedenini de şöyle söyleyeyim. Rusların tamam bir devrim yapmışlar ama Çiçer'in de sık sık belirttiği gibi anadan doğma diplomat değil bu adam. Bu işin eğitimini almamış. Sadece bir devrimci ve az çok akıllı, analitik zekaya sahip olduğu için onu dışişleri komiseri yapmışlar. Hakkını da veriyor ama gelgitleri çok fazla olan bir adam Çiçeri. Yani jeostratejik bakamıyor olaylara. Haritaya açıp neresi ağırlık kazandıysa oraya eğiliyor. Ve geri kalan kısımdan gelen bütün talepleri elinin tersiyle itiyor o sırada. Şimdi bir dönem mesela 1920'nin bahar, sonbahar arasındaki dönemi, yani yaklaşık bir 6 aylık bir dönem çok ciddi bir kriz dönemidir.
Çünkü o dönemde ağırlığı Ermenistan'ı, Gürcistan'ı bir an evvel Bolşevikleştirme üzerine kurmuşlardır. Şimdi o tarihlerde de Ermeniler bundan da güç alarak taşnaklar, hala İngiliz nüfuzu var. 15. Kolordu hükümranlık sahasındaki köylerde, Türk köylerinde ciddi mezalime neden oluyorlar. Ve artık sabırlar taşıyor. Kazım Karabekir mektup üstüne mektup yazıyor. Bırakın beni, ben artık bu Ermenistan'a dalacağım diye. En sonunda Mustafa Kemal Paşa'ya Çiçer'in fark ediyor olayı ve bir mektup yazıyor. Diyor ki sakin olun, Ermenilerle tam da sizin istediğiniz gibi sınır sorununu çözeceğim. Tereyağından kıl çeker gibi. Lütfen herhangi bir delilik yapmayın. Onlar da farkında. Yani Rusya'ya rağmen, yani Sovyet Rusya'ya rağmen biz Ermenistan'a o dönemde o harekatı yapacaktık. Ve Nisan'da yapılması planlanan harekatı Mustafa Kemal Paşa onun üzerine şimdilik erteleyelim. Çünkü erteleyelim der, çünkü Sovyet Rusya bir heyet göndermiştir, yoldadır. Hani heyet gelsin, onlarla bir görüşelim, bakalım ne olacak diye. Tabii tam o sırada Moskova görüşmeleri için bizim de gönderdiğimiz Yusuf Kemal Bey, Rıza Nur Bey, onlar Moskova'dalar. Talihsiz bir olaya tanık olurlar. Yani her şey yolunda giderken Çiçer'in tutar orada der ki Bitlis, Muş ve Van'dan Ermenilere biraz toprak verin. Onlar da razı olsunlar. Bu konuyu kapatalım. Tabii bu çarşıyı karıştırır Ankara'da. Mecliste çok büyük tepki olur ve Mustafa Kemal Paşa Kürtlere biner. Ve bunun üzerine zaten rest şeklinde Kazım Karabekir'e der ki önün açık paşa, yürü. Ve Eylül 1920'de biz ilk Ermenistan harekatımızı yaparız. Kars'a kadar gelir ordu ve orada durur. Çünkü Çiçer'inden yine bir mektup gelmiştir. Dur bakalım ne diyor bu adam diye hani bir kulak verirler falan. Ama yine bir şey çıkmayacağı anlaşılınca Kazım Karabekir'e tekrar yaklaşık bir 10-15 günlük aradan sonra tekrar devam denir. Ve Kazım Karabekir Paşa Ekim'in sonuna doğru Gümrü'ye girer. Gümrü normalde bizim Misak-ı Milli sınırımızın da dışındadır. Ve Ermenileri mecbur bırakır mütareke istemeye. Çünkü ilk harekatın sonunda beklenti odur. Derler ki Ermeniler bizden mütareke istesin. Ermeniler Demezler. biraz da Sovyetlere güvenden demezler. Bizimkiler de olayı kökten çözer. Ve Gümrü Anlaşması yapılır. Çok ilginç olan şey şudur. Gümrü Anlaşması'nın imzalandığı Ermenilerle aynı gün Sovyetler yönetimi, iktidarı Erivan'da ele geçirmiştir. Ve Gümrü Anlaşması'nı tanımazlar. Şimdi hani Sovyetlerle dostuz, müttefikiz, onun için anlatıyorum. Bakın ne kadar gergin bir ortam var. Ne kadar ince görmeyi, Çok, dış çok. politikayı bilmeyi, dengeleri takip etmeyi gerektiren bir şey. Yani öyle o Şimdi bizim tabii dostumuz, bu düşmanımız, öyle değil bu işler yani, değil mi? bu olay olduğu sırada bir de şöyle bir olay da var. Halil Paşa Moskova'da hani görüşmelere Mustafa Kemal Paşa gönderdi demiştim ya. Gidiyor, geri dönüyor ve Nahçıvan civarından haber gönderiyor. Ben geldim. Rusların da gönderdiği yaklaşık 200 kilo kadar bir altın getirmiş yanında. Ruslar yardım olarak göndermişler. Onu teslim etmeye geliyor. Kazım Karabekir hemen oraya askeri bir birlik gönderiyor. Fakat Nahçıvan'a ulaşana kadar tabii yolda özellikle Ermenilerden drone, General Duro, Ermeni General Duro'nun saldırılarından çok yılıyorlar ve Halil Paşa Kızıl Ordu'dan yardım istiyor. Kızıl Ordu yardıma geliyor ve o aynı zamanda Sovyetlerin Ermenistan'a askeri müdahalesinin de önünü açan bir olay. Hem Azerbaycan'a hem Ermenistan'a. Oradaki Bolşevikleşme süreci tamamlandıktan sonra birazcık Sovyetler rahatlıyorlar. Ama tabii bu süre zarfında yaşanan daha bir sürü şey var. Bir sürü gerginlik var. Gelgitler var. Mesela resmi mektup gönderiyorlar. Diyorlar ki hadi artık Moskova görüşmelerine başlamıştık. Yarım kalmıştı. Bu işi tamamlayalım. Davet ediyorlar. Bizim heyet, resmi heyet kalkıp gidiyor görüşmeler için. Gittikleri gün ilk varır varmaz daha otellerine varmadan Çiçeri'nin yanına gidiyorlar. Çiçeri bunları çok sıcak karşılıyor.
Çiçerin'den sonra önce Karahan'a gidiyorlar, onun yardımcısı müsteşara. Onun yanından çıkıp Stalin'in yanına gidiyorlar. Hepsi çok sıcak karşılıyor. Ertesi gün resmi görüşmeler için masaya oturduklarında Çiçerin bunları görünce ilk sözü şu oluyor. Gayet de pişkin şöyle oturmuş. Şimdi fotoğrafı tekrar koyabilirsin abi. Çiçerin'i, yani o yüz ifadesini görsün insanlar. Bakayım. Bir de onun konsey fotoğrafı. Bu değil mi? Bu Çiçeri. Evet. Bakıyor Bir şöyle Yusuf Kemal Bey'e ve diyor ki Bekir Sami Bey'e neden geldiniz diye soruyor. Tabii ortam yine buz kesiyor. Ya adam sen bizi çağırdın. Yani 3 ay biz yol geldik seni çağırdı sen çağırdın diye. Şimdi tabii bozularak çıkıyorlar yanından. Oradan çıkıp Stalin'in yanına gidiyorlar. O dönemde de Stalin de etkili ve aralarında böyle bir iyi polis kötü polis olayı var. Hani bizim yakın tarihimizde Stalin işte hani özellikle Ahıska Türklerine uyguladığı zulüm nedeniyle falan çok farklı şekilde ele alınsa da o dönemde milli mücadelede iyi polis kötü polis de iyi polis Stalin. Diyor ki evet. sakin olun. Sakin olun. Ermeni sorununu bize sormadan çözdünüz. Diğer sorunlarınızı da çözeceğinizden eminiz ama en azından bize de haber verirseniz seviniriz diye sitem ediyor sadece. Çiçerin küplere biniyor. Yani adamın o kadar ağır ifadeleri var ki. Fakat bir şekilde artık bunun bir nihayete ermesi, sonuca ermesi lazım. Çünkü Ruslar da tedirgin, bizden ürküyorlar. Ürkme nedenleri şu, biz ya İngilizlere yanaşıp o Kafkas Seddini bunlar Bolşevikleştirmesine rağmen bu sefer biz yaparsak. Evet. Bu korku hep devam ediyor. Ne zamana kadar? Mart 1921'e kadar. Hani şu da söylenir. Ruslar ancak işte bizim Sakarya Meydan Muharebesi'nde yenmemizden sonra Yunanlıları püskürtmemizden sonra ikna olup bize silah yardımı yaptı. Hayır. Kırılma noktası olarak eğer ele alınması gereken bir tarih varsa 16 Mart 1921'dir. Bu da nedir? Moskova Anlaşması'nın imzalandığı tarih. Onun da şöyle bir ilginç yönü var. Ruslar da aynı tarihlerde Londra'da, bizimkiler de Bekir Sami Bey de Londra'da, meşhur Londra Konferansı için. Ve Londra Konferansı sırasında Bekir Sami Bey İngilizlerle, Fransızlarla, İtalyanlarla o kadar ilginç imtiyaz anlaşmaları imzalıyor ki ve bunlar tabii an be an Sovyet tarafına Moskova'ya iletiliyor. Görüyorlar ve küplere biniyorlar. Yani korktukları başlarına geliyor. Yani bildiğin Kafkas Seddi oluşuyor. Ve yani Türkiye'yi ellerinden kaçırmanın aşamasında olduklarını, tam o noktada olduklarını fark ediyorlar. Aynı tarihlerde bir Rus ekibi de Sovyetler de bir ticari anlaşma imzalamak için Londra'da. Aylardır görüşüyorlar. Bir serbest ticaret anlaşması imzalayacaklar İngilizlerle. Bizim o dönemde Dışişleri Bakanlığı'na vekalet eden Ahmet Muhtar'ın da muhtıra gibi bir yazısı var Çiçeri'ne. Yani siz bize diyorsunuz ama kardeşim İngilizlerle siz görüşüyorsunuz bu nedir diye. Ve Çiçeri'nin de ona sakin olun. Herhangi bir şekilde sizin ürkmenizi gerektirecek hiçbir şey yok. Bu sadece bir ticaret anlaşması. Ankara hükümetinin münhasır egemenlik haklarını yani halel getirecek en ufak bir şey yok. İçerik yok. Hatta içeriğini de paylaşıyorlar. İki taraf da sakinleşiyor. Ve 16 Mart günü Moskova'da Moskova Anlaşması'nı imza ediyorlar. Bir tek şey rica ediyor Çiçerin. Diyor ki bugün aynen şu saatte şu dakikada Londra'da İngilizlerle ticaret anlaşmamızı imzalıyoruz. Bu haber oraya gidecektir. Lütfen o yüzden biz bu anlaşmayı 18'inde duyuralım. Yani 2 gün sonra duyuralım. 2 gün sabredin. Yusuf Kemal Bey'in de şöyle bir ricası oluyor. Tamam, ekselans, 18'inde duyuralım ama bizim de sizden bir ricamız var. Resmi evrağın üzerinde 16 Mart yazsın. Neden? 16 Mart İstanbul'u İngilizlerin işgal ettiği gün. Yani orada o imzayı atarken bile bazı mesajları veriyorlar sağa sola. Şimdi Ya Selim bunlar ne güzel adamlarmış. Ne kadar ince ince. Bir ince, de çok ince. mesela bana çok şey geliyor. Yani
Ankara hükümetinin bu kadar ciddiye alınmasına bazen çok şaşırıyorum ya. Hani ya Almak adamlar çok zorunda. hakikaten duruşları çok sağlam. Yani şimdi Şimdi abi bak ben muhatap sana bir ya şey sorayım. muhatap olduklarına baksana Rusya. Yani devrim olmuş Rusya, İngiltere, Fransa. Daha Türkiye'de ne cumhuriyet var ne bir şey. 1921'den bahsediyoruz ya. Yani. 1921'in Mart'ından bahsediyoruz bir de daha. Şimdi bak ben bunları sana anlattığım konu sadece bu mücadelenin doğuda olan Ruslarla olan diplomasi savaşı. Sadece Bu süre bana değil zarfında Selim'ciğim 60 kişi izliyor bizi şu an. aa ne güzel. Ha, Hepsine ya. selamlar, sevgiler. Ağzına sağlık. Şimdi Devam. bu sadece Ruslarla yaptığımız bu sinir harbi, bu psikolojik savaş, diplomatik savaş. Bunun doğudaki cephe boyutu ayrı. Gürcülerle, Ermenilerle yapılan Evet, savaşlar evet, ve evet. Moskova Anlaşması ve bunu müteakip daha sonra bir de Kars Anlaşması gelecek. Bu sayede biz doğu sınırımızı tamamen Misak-ı Milli'de öngördüğümüz noktaya getirmiş olacağız. Kapı Bunun da bir de çıkıyor güney, önlerine. aynı dakikalarda güneyde başka can pazarı var. Evet. Biraz Şimdi Fransızlara gelelim diyecektim ben de zaten. Şeyi yaptık mı? Doğuyu toparladık mı? Yani en azından kabaca bence resim ortaya çıktı. Tabii. Evet. Doğudaki yani yaklaşık olarak Evet. 1921 Mart'ına kadar durum böyle. Hı. Daha sonra çünkü bir anda tekrar hareketlenecek ortalık. O da şu şekilde olacak. Fransa'da da hani olayın aslında evveliyatı çok eski. Yani az önce bahsettim. Bolşevizm korkusunun kökleri, nedenleri farklı. Yani bir Paris Komünü tecrübesi yaşamışlar. Ve de bunu yaşadıkları dönemde Almanlar Paris'in önünde yine Prusya ordusu. Yani Paris işgal edildi, edilecek, kuşatılmış. Ve o yıllarda 2 aylık bir komün iktidarı var. O süre zarfında insanlar farkında olmadan katıldıkları o süreçte işte o hani başta konuştuk ya sınıf bilinci. Yani işçiler, emekçiler aslında ne kadar kıymetli olduklarını fark ediyorlar. Yurttaşlık bilincine varıyorlar. Evet. Ve o tarihten sonra Fransa'da hızla tabana yayılan ve hızla örgütlenen bir sosyalizm yapısı var. O yüzden özellikle kapitalist kesimin merkez sağ, radikal sağ demeyeyim de merkez sağın, muhafazakar kesimin en büyük korkularından biri Bolşevizmin Rusya'dakine benzer bir süreç takip etmesi Fransa'da. Fakat ne yaparlarsa yapsınlar. Mesela 1906'dan 1913-14'e kadarki süreçte bakıyorsunuz hep 2 aylık, 3 aylık iktidarlar, hükümetler. 2 ay hükümeti kuruyor, düşüyor. Seçim hükümeti kuruluyor, seçime götürüyor. İktidara geliyor 3 ay. Fakat partiler hep sol partiler. Yani mesela bir tanesi Parti Radikal. Parti Radikal dediğin aslında radikal sol bir parti. Bir birlik şeklinde birkaç farklı sol partiyi, sosyalist partiyi kapsayan. Onun dışında yine bir tane Parti Republikan Sosyalist var. O da yine Cumhuriyetçi Sosyalist Parti. Bunlar bağımsız. Yani biz hiçbir bloğa dahil olmayan tam bağımsız sosyalistleriz diye. Ve o sırada birbirine rakip olan yani iktidar ve ana muhalefet bunlar. Bir biri. Yani olayın boyutlarına bak. Hayır, Fakat ama bu bize şunu da gösteriyor. Yani sonuçta bu partiler uzun süreli bir iktidar dönemi olmasalar da ya o dönem yapılan seçimlerde çok oy alarak iktidara olabilecekleri bir pozisyona tabii. gelmişler. Ama Yani mecliste bir Rus çoğunluk devriminin aslında Avrupa'daki seçmen, özellikle Fransa'daki seçmen, İngiltere'de hakeza aynı şekilde etkisini de burada görüyoruz, değil mi? ya Yani seçimle devrim yapmaya çalışan bir kitle var Fransa'da. en Yani işin azından özü bu. direkt devrim olmasa da alttan değil mi? Evet. Evet. Ama mecliste hiçbir zaman çoğunluğu sağlayamadığı için hiçbir parti Evet. sürekli el değiştiriyor. Yani bakıyorsunuz 1900 13 ile 1920 arasında yok 17 arasındaki o 4 yıllık süreçte 11 ya da 12 hükümet var. Tam net hatırlamıyorum ama ya 11 ya 12 hükümet kurulmuş. Bu süre zarfında ön plana çıkan Briand diye bir adam var. Briand. Bu bağımsız sosyalist partinin adamı ve tam bir sosyalist aslında. Fakat hiçbir zaman 2 aydan fazla iktidarda kalamıyor bu adam. Ama Adam. 4-5 defa seçimle geliyor. Evet. Bu arada yayınımız ne zaman kesilir? Ona göre giriş çıkış mı yapmamız lazım? Zannediyorum 22 10 10'da falan başladık. Daha Bildiğini vaktimiz var.
Ha, birinci saatte kesiliyor. Şöyle Tamam. yapabiliriz. İstersen hazır yani bir konuşma arası vermişken şimdi sen kesip tekrar açabilirsin. Tekrar açtığın zaman bize 2 saat daha verir. Şey pardon 1 saat daha verir. Dolayısıyla sonrasında rahat gideriz. Ne Tamam, öyle dersin? yapalım o zaman. Tamam. Tamam. O Peki. zaman sevgili izleyen ben bir dakika tekrar bir yandan kendimi alayım. Evet. Sevgili izleyenler bu sevgili Selim Erdoğan'la güzel sohbetimiz devam edecek. Teknik sorun sebebiyle canlı yayın sınırımız 1 saat. Biz bu 1 saati şimdi erken bitiriyoruz. 2 dakika içerisinde tekrar yayına başlayacağız. Selim'cim sen başlatıyorsun yine değil mi? Tamam. Sendeyiz. Başka Tamam. çaremiz Peki. yok zaten. Peki peki. Ama çaresizliğimiz bu olsun canım. Peki Tamam. efendim. Yayına ara veriyoruz. Selim'cim senin kapatman lazım. Çünkü o Tamam, senin ben yayının. kapatıyorum. İki dakika sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.